Antik Mısır'ın gizemleri ve saklı sırları. Bu mezarlar diriliş teknolojisini temsil ediyor. İnsanın kafasını karıştıran anıtlar yaptılar. Bazı en büyük başarıların Nil Vadisi'nde kumların ve suların altında kaldı. Bugüne kadar. Okyanusları veya çölleri boşaltabileceğimizi düşünün. Altlarındaki sırlar ortaya çıkacak. Artık bunu yapabiliyoruz. En yeni sualtı tarama teknolojilerini kullanarak denizlerin ve kumların derinliklerine iniyor ve tutarlı verileri 3 boyutlu görüntülere çeviriyoruz. Bu bölümde bilim insanları İskenderiye fenerinin gizemini çözüp dünyanın antik harikalarından birini tekrar yaratabilecek mi? Bir firavun hiçbir büyük savaş görmeyen bu 15 mega kaleyi niye inşa etti? Bu anıtlara erişimimiz olmadığı için Mısır tarihinde bu dönem kaybolmuştur. Nil'in 10 kilometre ötesinde gömülü duran bir tekne filosu, Mısır'ın orijinal Krallar Vadisi hakkında neleri açığa çıkaracak? Sular çekilince. Mısır'ın kayıp harikaları. Antik Mısır. Dünyanın en büyük uygarlıklarından biri. 3000 yıllık bir ömrü oldu. Halkı resimler ve semboller kullanarak harika bir yazılı dil oluşturdu. Garip tanrılara taptılar. Antik dünyanın 7 harikasından ikisini inşa ettiler. İlki Giza piramitleri. Eski insanlar 7 harikaya belli başlı kriterlere uydukları için karar verdi. Tasarımın yaratıcı olması gerekliydi ama aşırı büyük bir yapı olması da gerekiyordu. Mısırlıların ikinci antik harikası İskenderiye feneriydi. Pharos olarak bilinen bu fener, Babil'in asma bahçeleri ve Rodos heykeli ve benzeri diğer harikalar gibi devasa bir ölçüye sahipti. 7 harikadan sadece piramitler geriye kaldı. Nil Deltası'nın suları çekildiğinde İskenderiye limanı çevresindeki denizlerden Pharos'un mucizevi mimarisi tekrar hayata geçirilebilir mi? Zamanında bütün dünyanın gözünü kamaştıran bir görüntü ilk kez tutarlı şekilde yeniden canlandırılabilir mi? Pharos antik dünyanın 7 harikasından biriydi. Çünkü daha önce kimsenin görmediği bir şeydi. Bazıları fenerin denizde 50 kilometre öteden görülebildiğini söyler. İskenderiye feneri teknolojik ve mimari olarak tam bir şaheserdir. Milattan önce 3. yüzyılda inşa edilen fener, antik Mısır'ı fetheden Büyük İskender'in kurduğu yeni başkentin baş tacıydı. İskenderiye her şeyden ötedeydi. Paris'teki Şanzelize ya da New York'taki Times Meydanı aklınıza gelebilir. İskenderiye bütün bunlardan ötedeydi. Dünyanın gördüğü en güzel şehirdi. Mısır'ın yeni hakimleri Pharos'un büyük ve basit bir mesaj vermesini istiyordu. Şehrin ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyordu. Bu yüzden de İskenderiye'ye hoş geldiniz diyen devasa bir afişe ihtiyaçları vardı. Pharos bir kent simgesi olarak inşa edildi. Ama Mısır'ın gücü azaldığında İskenderiye'nin meşhur feneri de harap olmaya başladı. Altındaki toprak yavaş yavaş denize karıştı ve 14. yüzyılda bir depremden dolayı yıkıldı. Pharos'un burada suyun 7 metre altında İskenderiye limanının girişinde kaybolduğu düşünülüyor. Bir Fransız arkeolog ekibi fenerin gerçek görkemini tekrar keşfetmeye çalışıyor.
En yeni denizaltı görüntüleme teknolojilerini kullanarak ipuçları için deniz yatağını tarıyorlar. Amaçları bu kayıp antik dünya harikasını ilk kez dijital olarak tekrar inşa etmek. Araştırmanın başında mimar ve arkeolog Isabel Airy var. Kendisi 20 yıldan uzun süredir İskenderiye fenerinin gerçekleri peşinde. Antik dünyanın harikalarından biri üzerinde çalışmak çok tatmin edici. Aksini söylersem yalan olur. Isabel'in ekibi dünyadaki en büyük sualtı arkeoloji alanlarından birinde çalışıyor. Bazı gizemli granit blokları inceliyorlar. Bu ilginç kalıntılar kesinlikle insan yapımı. Kayıp antik harikanın parçası olabilirler mi? Isabel'in görevi Faros'un gerçek boyutlarını ve tasarımını ortaya çıkarmak. Ancak nasıl göründüğüne yönelik oldukça çelişkili kaynaklar işini zorlaştırıyor. Deniz fenerinin olağanüstü görüntüleriyle karşılaştık. Geçmiş zaman gezginlerinin ve sanatçılarının farklı betimlemeleri deniz fenerinin gerçek görüntüsünü gizem haline getiriyor. Burada Babil Kulesi gibi resmedilmiş. Burada katları olan klasik bir bina gibi. Kapıları gizemli odalara açılıyor. Zaman içinde Faros'a yönelik düşünceler daha da fantastik bir hal aldı. Yazarlardan biri Faros'un çok yüksek olduğunu söylüyor. O kadar yüksekmiş ki deniz fenerinin zirvesinden bir taş atarsanız yere inmesi 2-3 gün sürüyormuş. Bu doğru değil tabii ki. Ama bu insanların deniz fenerini nasıl algıladığını bize gösteriyor. Gerçek nedir? Su altındaki granit bloklar bir cevap sunacak mı? Bunu öğrenmek için Isabel ve ekibi fotogrammetri adı verilen bir tekniği kullanıyor. Bu devasa alanda binlerce detaylı fotoğraf çekiyorlar. Haritada daha yakından görüyoruz. Bu 1003 numaralı blok. Biraz daha uzağa, daha kuzeye gidebilir miyiz? 28 haftalık dalış ve 50 bin fotoğrafın ardından Isabel, Faros'un sırlarını çözmesini sağlayacak veriyi toplamış oluyor. Bu eşsiz verilerin ve son teknoloji bilgisayar grafiklerinin bir araya gelmesiyle ilk kez İskenderiye limanındaki sular çekilebilecek. Akdeniz boşalmaya başladığında ilginç şekiller ortaya çıkıyor. Yaklaşık 3000 granit blok deniz yatağında 12 dönümlük bir alana yayılmış durumda. Bunlar doğal kaya formasyonları değil, insan ürünü olduğu aşikar. Heykel kaideleri, kolon parçaları, hepsi muazzam ölçeklere sahip bir yapıdan. Gerçek bir antik harika olan Faros fenerinin batık kalıntıları. 600 yıldan sonra ilk kez gün yüzü görüyorlar. Isabel'in çalışmaları şimdiden bir keşfe yol açtı. Suyu çekilmiş arazideki bloklardan bazıları Faros'un şekline dair önemli ipuçları taşıyor. Alandaki suyu çekmemiz deniz fenerini görmemizi sağladı. Köşe taşlarını oluşturabilecek bloklar bile bulduk. Ama su altında eğimli duvarlara dair herhangi bir blok bulamadık. Duvarlar düzdü. Bu deniz fenerinin tasarımına yönelik ilk fiziksel kanıt. Önceki bilgilere göre büyük bir gelişme. Ama su altındaki bu yapbozun diğer parçalarını da birleştirmek hala ciddi bir zorluk. Elimizde bir yapboz var. 3000 parçalık bir araya getirmeye çalıştığınız bir yapboz. Uyacak mı yoksa uymayacak mı? Daha da ötesi, yapbozun bazı önemli parçaları kayıp. Önceki kazılardan sonra müzelere götürüldüler. Ama önemli bir parça yakınlarda rıhtımın yanında yatıyor. Bu alanda yapılmış en büyük keşif olabilir.
Nedir bu? Burada bir kapı çerçevesinin yan kısmı var. Bunu biliyoruz. Çünkü kapı buraya sabitlenirdi. Bu oluk, devasa bir kapının çerçevesi olacak şekilde dikkatlice oyulmuştu. Isabel, inanılmaz bir şekilde çerçevenin farklı şeklini su altında yatan diğer taşlarla eşleştirebiliyor. Aynı kapının parçaları olmalılar. Neredeyse 12 metrelik bu devasa parçayı diğer parçalarla birleştirdiğimizde kapıyı tekrar inşa edebiliyoruz. Alandaki en önemli parçalardan biri bu. İlk kez Faros'un kapılarını tekrar yaratmak mümkün. Antik dünyanın harikalarından birine giriş. Şimdi bunu üst eşikle birleştirebileceğiz. Dik duruyor. Mükemmel. Harika. Suyu çekilen alan, devasa kapı çerçevesinin kayıp parçalarını açığa çıkarıyor. Deniz yatağının taranmış görüntüleri kullanılarak devasa bloklar öne çıkarılıyor. Bilgisayar grafiği teknolojisi yüzyıllar öncesini geri getiriyor. Kapı çerçevesinin parçaları mükemmel bir şekilde oturuyor. Bu granit çerçevenin ortasında bir zamanlar devasa bir ahşap kapı vardı. 12,5 metre yüksekliğinde ve 200 tondan daha ağır. Faros'un girişi çöktüğü yerde yeniden inşa edildi. İçeri giren herkesi gölgeleyen inanılmaz bir mimari eser. İlk kez İskenderiye fenerinin bir parçası tutarlı bir şekilde yeniden oluşturuldu. Peki Faros'un kalanı neye benziyordu? Antik dünyanın harikası unvanını gerçekten hak ediyor muydu? Arkeolog Isabel Airy, Faros fenerinin gerçeklerini araştırmaya devam ediyor. Tarihi kayıtlar birbiriyle çelişiyor ama çoğu tek konuda hemfikir. Faros'un farklı şekillere sahip 3 katmanı vardı. Isabel, deniz fenerinin durduğu düşünülen yere gidiyor. Şu an başka bir harika bina olan Kite Bait Kalesi'ne ev sahipliği yapıyor. Faros kalıntılarının en son görüldüğü zamandan 42 yıl sonra 1477'de inşa edildi. İçinde ilgi çekici bir ipucu var. Isabel, kalenin caminin Faros'un küçük ölçekli bir kopyası olduğunu düşünüyor. Aynı ölçekte olmasalar da antik bir fenerin içinde olduğunuz izlenimine kapılıyorsunuz. Ama çevremizi kapladığını hissedebildiğimiz bir mekan hissi var. Ana kule kare. Üstünde bir sekizgen ve sonrasında yuvarlak bir bölme var. Isabel'in teorisi caminin mimarlarının İskenderiye'nin en ünlü binasına saygı duruşunda bulunduğu yönünde. Faros'un şekli bu muydu? Bu gizemi çözmek için Isabel'in 3 boyutlu verilerini tarihi kaynaklarla karşılaştırması ve Faros'un gerçek ölçeğini keşfetmesi gerekiyor. Bazı ölçekler Orta Çağ gezginleri tarafından kaydedilmiş. 1166'da İspanya'dan Al-Balavi, deniz fenerini detaylıca tarif etmiş ve 300 kübit yüksekliğinde olduğunu yazmış. Yüzyıldan uzun zaman sonra Faslı bilgin İbni Batuta, Faros'un duvarlarının kalınlığının 10 karış olduğunu yazmış. Sorun, bu ölçü birimlerinin tarihe karışmış olması. Şu ana kadar Faros'un tekrar inşa edilen kapı çerçevesi bir dönüm noktası oluyor. Dış sınırları fenerin dış duvarlarının kalınlığını tam olarak ortaya koyuyor. Bu boyut, yüzyıllar önce İbni Batuta tarafından da kaydedilmişti. 10 karış, 208 santime denk geliyor.
Çok tatmin edici bir keşif bu. Şimdi İbni Battuta ve Al-Balavi'nin yazılarını deşifre edebileceğiz. Büyük bir adım atıldı. Orta Çağ ölçü birimlerini tutarlı modern ölçülere dönüştürmek Faros'un gerçek ölçeğini ilk kez ortaya koyuyor. Su altında bulunan kanıtlar ve Al-Balavi'nin tariflerini bir araya getirmek yüzyıllardır süren eski bir bulmacanın çözülmesini sağlıyor. Caminin tasarımına uyan 3 kule ortaya çıkıyor. Böylece bu kayıp antik harika detaylı bir şekilde yeniden oluşturulabilecek. İskenderiye müzelerindeki heykeller evlerine dönüyor. Kireç taşıyla kaplı olduğu düşünülen Faros'un yüksekliği neredeyse 100 metre. 32 katlı bir bina boyutunda olan fener, antik dünyanın en yüksek yapılarından biriydi. En üstünde de bir antik teknoloji harikası yattığı düşünülüyor. Mısır'ın ışığını ve şanını dış dünyaya yansıtan ateş ve demir aynalar. 19. yüzyılın sonunda Chicago'da inşa edilen ilk gökdelenler gibi görülmüş olmalı. Gerçekten fevkalade bir yapı. Eski insanlar 7 harikaya belli başlı kriterlere uydukları için karar verdi. Faros yenilikçi, devasa ve hayata geçirilmiş tasarım kriterine uyuyordu. En önemlisi Faros, antik Mısır ve kudretli Nil Nehri'ne girişi gösteriyordu. ...6400 kilometreden daha uzun olan Nil Nehri, dünyanın en uzun nehridir. Nil, antik Mısır için hayati bir unsurdu. Zengin, siyah mineralli çamurun araziye taşarak oraları verimli bir hale getirmesinin sebebi mevsimsel taşkınlardı. Antik Mısır uygarlığını ileriye taşıyan şey de buydu. Nil Nehri olmasa bunlar olmazdı. 6500 yıl önce çiftçiler bu nehrin kıyılarını ev belledi. Böylece bir medeniyet doğdu. Nil'in 10 kilometre batısında suların değil de kumların çekilmesi, Abidos tekneleri olarak da bilinen antik bir gizemi ortaya çıkarıyor. Issızlığın orta yerinde bir hayalet filo bulmak kesinlikle beklenmedik bir şeydi. Mısır çölünün kumları altında neden bir tekne filosu yatıyor? Mısır bilimci Matthew Adams, gizemli Abidos tekneleri için 30 yıldır kazı yapıyor. Bu düz çöle baktığınızda, kumların altında, Mısır arkeolojisindeki en önemli keşiflerden birinin yapıldığını tahmin edemezsiniz. Ortaya çıkardığı tekneler gelecek için saklamak adına tekrar kuma gömüldü. Ondan önce 5000 yıl boyunca rahatsız edilmemişlerdi. Nehirde yaşanan büyük bir taşkın sonrasında buraya kadar gelip burada mı kaldılar? Bir grup tekne için garip bir noktadalar. Kurumuş bir iskele olabilir. Belki Nil bir zamanlar buradan geçiyor olabilir. Tarih boyunca Nil'in rotasının değiştiği olmuştur ama buraya hiç gelmemişti. Abidos, nehre uzak bir çöl platosunda yer alıyor. Bu tekneleri buraya Nil getirmediyse ne getirdi? Matthew'un ekibi bunu öğrenmek için teknelerin konumunu ve çevre alanı inceliyor. Tutarlı uydu haritalandırma tekniği altta yatan inanılmaz dünyayı açığa çıkarabilir. Bu verileri en yeni bilgisayar görüntü teknolojisiyle birleştirince Mısır çölündeki kumlar birer birer çekilerek kadim bir gizemin çözülmesi mümkün hale geliyor. Çöl
çöl sırlarını açığa çıkarmaya başlıyor. Bir değil, iki değil, tam 14 tekne. Geriye kalan ahşap parçaları 18 metre uzunluğunda olduklarını gösteriyor. Hepsi çok dikkatli bir şekilde paralel olarak yerleştirilmiş. Keşfedilen en eski gömülü filo. Peki bu kimin filosu? Teknelerin tekrar oluşturulması hemen ipucu sağlıyor. Bunlar ağaçtan oyma basit kanolar ya da kamıştan yapılan tekneler değil. 30 kürekçiyi içine alabilecek kürekli tekneler. Yapılma şekilleri daha fazla şeyi ortaya çıkarıyor. Hepsi halatlarla dikkatli bir şekilde birleştirilen ahşap kalaslardan imal edilmiş. Bu alandaki ilk kalas teknelerinden. Bu da önemli olduklarını gösteriyor. 5000 yıl önce bu deniz teknolojisinin zirvesi demekti. Şu an bir spor arabayı alıp çölde bir yere gömmek gibi. Antik Mısır'da bu kadar büyük yatırım yapabilecek tek kişi var. Sadece kral bu kadar kaynak kullanabilirdi. Bir kraliyet filosunu bu şekilde gözden çıkarabilirdi. Bu 14 tekne Firavun'a ait. İyi de neden çölde terk edilmiş durumdalar? Abydos teknelerinin gizemini çözmek isteyen Mısır bilimci Matthew Adams, kumun üstünde ipuçları arıyor. Gömülü filonun hemen yanında devasa bir kerpiç harabe yer alıyor. Matthew, bu çöl sırrını açıklamaya yardım edebilecek antik bir inanç sistemine yönelik deliller buluyor. Bu devasa duvarlar, Mısır'ın ilk krallarından birine tapınılan dini bir mekanı oluşturuyor. Buradaki kazılar bir zamanlar içinde yiyecek ve bira olan çömlekleri ortaya çıkarıyor. Burada ayinler düzenlenirdi. Kralı ilahi bir varlık olarak görürlerdi. Bu tekneler bir şekilde bu dini ifadenin bir parçası. İlk kralların eylemleriyle bağlantıları var. Bu bölge, M.Ö. 2700 gibi uzak bir tarihte, antik Mısırlıların Firavun'a bir tanrı gibi tapmaları için inşa edilmiş. Büyük piramitlerden 200 yıl önce. Tutankamun'dansa 1000 yılı aşkın süre önce. Erken dönem Firavun'a tapılması ve bu gizemli filo arasında nasıl bir bağlantı var? Kumu çekilen tekneleri yakından incelemek cevapları açığa çıkarıyor. Hepsinin çevresinde ilgi çekici kerpiç bir kaplama var. Tuğla duvarlar teknelerin kıvrımlarını takip ediyor ve onları pupadan pruvaya kadar tamamen kaplıyor. Orijinal durumlarına döndürmek daha fazla şeyi ortaya çıkarıyor. Çöl yüzeyinde inşa edilen her tuğla tek bir tekneyi tamamen çevreliyor. Hepsi beyaz sıvayla kaplanmış durumda. Böylece ortaya 14 tekne mezar çıkıyor. Tekneler oraya yeni konulduğunda teknelerin kendilerini ve ahşap gövdelerini değil, bu tuğla mezar yapılarını görürdünüz. Tekne mezarlar görünür olacak şekilde tasarlanmıştı. İlk inşa edildiklerinde bu sıva güneşte parlıyor olmalı. Uzaktan bakıldığında çölde parlıyor gibi görünürlerdi. Her şey bir firavunu onurlandırmak için. İnsanlar anıtın içine
adaklarını getiriyordu. Ekmek, bira, şarap. Tekneler de ona sunulan adakları temsil ediyor olmalı. Hangi inanç antik Mısırlıların bütün bunları yaratmasını ve yaşadıkları yer olan Nil'den bu kadar uzağa yerleştirmesini sağlamış olabilir? Sadece 1,5 kilometre ötede başka bir ipucu var. Bu ilginç yeraltı yapısı, tekneler çöle bırakıldığı zaman inşa edilmiş. Mısır'ın ilk firavunlarından birinin son istirahatgahı. Kralın bu dünyadaki hayatını bitirdiği ve sonsuz hayata sahip olacağı öbür dünyaya geçiş yaptığı nokta işte tam burası. Mezar Firavun'un öbür dünya adı verilen dünyaya geçiş yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. İhtiyacı olan her şeye sahipti. Yiyecek, içecek ve efendilerine mezarın ötesinde hizmet etmeleri için ritüeller eşliğinde öldürülen hizmetkarlar. Buralar, öbür dünyada krala yoldaşlık yapmak için kurban edilen görevlilerin ve uşakların gömüldüğü odalar. Bütün bu yapı, kabrinde yatan kral, cenaze yapısı, hemen yanına gömülmüş olan tekneler, öbür dünyada onun olması için yapılmış şeyler. Ölü saray görevlileri gibi kraliyet filosu da öbür dünyada firavuna hizmet edecek. Böylece sonsuz zaman boyunca ilahi Nil'de gezebilecek. Abydos tekneleri sonraki hayatı olan inanışın başlangıcını gösteriyor. Sonrasında piramitler ve krallar vadisi ortaya çıkacaktı. Bu bağlantıya dair daha fazla belirti kumların altında gizli bir biçimde yatıyor. Matthew'un ekibi manyetometre incelemesi adı verilen bir araştırma yöntemi kullanıyor. Toprağın manyetik alanındaki değişimleri saptayarak binlerce yıldır gün yüzü görmemiş yeraltı yapılarını ortaya çıkarıyor. Her gün oraya gidiyoruz ama bütün bunları görmüyoruz. Veriler Mısır'ın öbür dünya takıntısının kaynaklarını ortaya çıkarıyor. Burada gördüğümüz karanlık çizgiler, gömülü yapıların duvarları. Büyükler var, küçükler var. Bunları mezar olarak tanımlayabiliriz. Bu da bu yapıyı devasa bir çöl mezarlığı yapıyor. İnanılmaz bir keşif. Platoda kalan kumların da çekilmesi antik Mısır'ın en eski kraliyet defin alanını ortaya çıkarıyor. Tek amaç için tasarlanan bir alan. Diriliş. İncelemelerle ve kazılarla toplanan verilerle bilgisayar görüntüleri birleştirilince firavunun altta yatan mezarı ortaya çıkıyor. Kumların çekilmesiyle birlikte 9 devasa yeraltı kompleksi daha ortaya çıkıyor. En az 10 kraliyet mezarı vadi zeminini dolduruyor. Krallar Vadisi'nden 1000 yıl önce burası antik Mısır'ın orijinal ölüler şehriydi. Yakınlarda firavunlara tapınılan daha fazla dini yapı ve kraliyet tekneleri mezarlıkları var. Abydos arazisi bütün bu yapıların niye Nil'e bu kadar uzak bir yere inşa edildiğini de ortaya çıkarıyor. Her şey dar bir boğazın girişinde yer alıyor. Öbür dünyaya geçiş noktası. Antik Mısırlıların bu kanyonu ölüler diyarına giden yol olarak görmesi oldukça muhtemel. Güneş batıdan batar ve ölüler de batıda, yani öbür dünyada yer alır. Bu kanyon da tam olarak o yöne çıkıyor. Bu kutsal alanı inşa eden insanlar, buraya yerleştirilen her şeyin öbür dünyada firavunun yanında olacağına inanıyordu. Abydos çok önemli çünkü firavunların mezarlıklara yatırıldığını, öbür dünya için hediyelerin verildiğini gördüğümüz
İlk alan burası. Ve bu 1000 yıl boyunca devam ediyor. Abydos tekneleriyle başlayan bu gelenek 200 yıl sonra Kral Keops'un piramit mezarında görülebilir. Mumyalanmış vücuduna bir ayin teknesi eşlik ediyor. Yaklaşık 1200 yıl sonra çocuk kral Tutankamun 35 maket tekneyle birlikte gömülmüştü. Böylece öbür dünyada bütün firavunların önemli Nil Nehri'nde yol alabilmesini kesinleştiriyorlardı. Antik Mısırlılar usta inşaatçılardı. Bu gösterişli mezarlar ve tapınaklar Nil Vadisi'nin 1450 kilometresinden daha fazlasını kaplıyor. Asvan Barajı'nın sularının çekilmesi çok farklı bir şeyi açığa çıkarıyor. Piramitlerden sonraki en büyük devlet inşa projelerinden biri. 15 devasa kale. Antik Mısır'ı düşündüğümüzde aklımıza huzurlu bir toplum geliyor. Tapınakları, mezarları düşünüyoruz ama askeriyeyi düşünmüyoruz. Mısır ordusunun burada inşa ettiği kaleler devasa. 3000 yıl sonra inşa edilecek Orta Çağ Avrupası kaleleri kadar gelişmiş teknolojiye sahipler. Buna rağmen savaş gördüklerine dair çok az delil var. Nil'in sularının çekilmesi bu gizemli kalelerin gerçek amacını ortaya koyabilir mi? ...50 yıldan uzun süre boyunca Antik Mısır'ın kaleleri Nasır Gölü sularının altında kayıp durumdaydı. Bu kalelerin amacı arkeologlar için bir gizem. Göl yatağında onları görmek imkansız. Çökelti kameraların suyu aşamamasına sebep oluyor. Ve burada dalış yapmak ölümcül olabilir. Ama bir ipucu var. Arkeolog Laurel Bastock, uzaklarda yer alan Sudan'ın derinliklerinde Nasır Gölü'nün güney ucuna yakın bir yere gidiyor. Urunnarti Kalesi. Antik Mısır'ın güney sınırından kalan son direnç noktalarından biri. Laurel bu unutulmuş kalelerle yakından ilgileniyor ve 6 yıldır Urunnarti'de kazı yapıyor. Böyle bir yeri bırakın kişisel olarak araştırmayı, görebileceğimi bile hayal edemezdim. Buraya gelmek kişisel olarak çok önemliydi ve kariyerimi değiştiren bir keşif oldu. Benim için çok faydalıydı. Laurel, Nasır Gölü'nün derinliklerinde yatan kalelerin sırrını ortaya çıkaracak deliller arıyor. Urunnarti Kalesi M.Ö. 1850 civarında inşa edildi. Bu döneme Orta Krallık adı veriliyor. Antik Mısır topraklarının 320 kilometre güneyinde. Bir zamanlar buralar sahipsiz topraklardı. Mısırlıların bildiği dünyanın sınırını temsil ediyor. Arkamda Nil'e kadar Mısır yer alıyor. Alıştıkları, Mısırlıların kendini evlerinde hissettikleri topraklar. Orada nasıl hareket edeceklerini biliyorlardı. Bu tarafta ise Antik Afrika'nın geri kalanı yatıyor. Mısırlıların çok korkutucu bulduğu bir bölge. İnsanların ve arazinin onlara ve düzenlerine karşı tehdit oluşturduğunu düşünüyorlardı. Mısır'ın ötesinde Nubia toprakları ve Kuş Krallığı yer alıyor. Korkutucu askerleri güneyden Mısır'ı yağmalıyordu. Bu yüzden Firavun'un toprakları güvende tutması gerekiyordu. Bunu nasıl yaptıklarının delilleri Urunnarti'de görülebilir. Urunnarti savunma için inşa edilmiş, saldırması daha zor bir yer düşünmek çok mümkün değil. Dik bir tepeyi aşıyorsunuz ve karşınıza devasa ve müstahkem bir kapı çıkıyor. Şu an bir zamanlar iki kulenin yükseldiği yerin ortasında duruyoruz. Urunnarti'nin duvarlarından bile daha kalınlardı. Kalın tuğla örgüsünü görebiliyorsunuz. Burası tahkim bile edilmiş. Duvarlardan geçen betonarme çubuğu ve güçlendirilmiş beton görevi gören kirişlerin kalıntıları var. Urunnarti Kalesi, düşman Kuş Krallığı için bir caydırıcı unsurdu.
Ama Antik Mısır'ın düşmanının üzerine salacağı askeri gücünün sadece ufak bir kısmıydı. Bu askeri makinenin büyük bir kısmı dünyanın en büyük baraj göllerinden olan Nasır Gölü'nün altında yer alıyor. Mısır 1960'larda hidroelektrik güç elde edebilmek ve sulamayı kontrol altına almak için Asvan Barajı'nı inşa ettiğinde kaleler sonsuza kadar yok oldu. Yükselen sular Mısır'ın bazı en önemli anıtlarını tehdit ediyor. Dünyanın en büyük arkeolojik kurtarma operasyonlarından biri başlıyor. 15 ülke dahil oluyor ve 72 milyon dolardan fazla para harcanıyor. Taşınamayan anıtlar kazılıyor ve kaydediliyor. Buna Antik Mısır'ın kayıp kaleleri dahil. Bugün o dönemdeki arkeolojik raporların en kapsamlı setlerinden biri Mısır Keşif Topluluğu'nda tutuluyor. Öncelikle bu kalelerin ne kadar devasa olduğunu görüyoruz. İlgi çekici ipuçları ortaya çıkıyor. Bu kayıtlardan sonra hepsi kaybolmuş. Tamamen su altında kalıyorlar maalesef. İnanılmaz. Bu yüzden kazıların yapıldığı ve bütün bu kalelerin kaydedildiği bu göreve minnettarız. Bugün araştırmacılar delilleri analiz ederek Mısırlıların niye 15 kaleye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışıyor. Bu veriler ve en yeni bilgisayar görüntüleme teknolojileri birleştirilince Nasır Gölü'nün suyunun çekilmesi mümkün oluyor. 166 trilyon litre su Nil'e boşaltılıyor. Ve 4000 yaşındaki bir dünya yavaşça ortaya çıkıyor. Antik Mısır'ın güneyinde İken Kalesi ortaya çıkıyor. Sonra Askut Kalesi. Güneyde iki tane daha var. Kumma ve Semna kaleleri. Toplamda 15 kale var. 320 kilometreye ulaşan bu hat, dünyanın kaleyle korunan en uzun sınırı. Nil'in stratejik olarak önemli bir kısmında yer alıyor. Çünkü Nil Nehri üst tarafa giden en büyük yoldu. Bu kaleler de kuzeyden güneye sıralanmış. Böylece güneyden kuzeye yapılan herhangi bir istilayı durduruyorlar. Kalelerin surları, Nil'i kuş krallığına karşı güçlü bir engel haline getiriyor. Ama niye Antik Mısırlılar ana yurtlarından bu kadar uzak bir bölgeye egemen olma ihtiyacı hissetmişti? Bir kale yazıtında ipucu yer alıyor. Bu sınırın büyük bir kısmının bir firavunun askeri emellerini tatmin etmek için oluşturulduğu görülüyor. Babamın sınırlarının daha güneyine ilerledim. Düşmanları olan kuşları ezmekle övünüyor. Saygı duyulacak insanlar değiller. Zavallılar. Kadınlarını ele geçirdim. Kuyularına gittim. Sığırlarını kestim. Ekinlerini parçaladım ve ateşe verdim. Bu kalelerle birlikte bu bölge üzerinde hak iddia ediyorlar ve burası artık Mısır'ın diyorlardı. Bu kaleler Firavun'un gücünü pekiştirdiğinin bir göstergesi. Ama Antik Mısır bu kadar çok ve bu kadar büyük kalelere niye ihtiyaç duyuyordu? Firavun'un gücünden daha değerli bir şeyi korumak için inşa edilmiş olabilirler mi? Mısır'daki Asvan Barajı 1960'larda inşa edildiğinde Nasır Gölü altında kaybolan kalelerin en büyüğü Buhen Kalesi'ydi. İçinde Antik Mısır'ın askeri sırlarına dair deliller barındırıyor. Nasır Gölü'nün sularının çekilmesi 50 yılı aşkın süredir görülmeyen Buhen Kalesi'nin izlerini ortaya çıkarıyor. Arkeolojik verileri ve 3 boyutlu bilgisayar grafikleri birleştirilerek Buhen Kalesi tekrar oluşturuluyor. Antik Mısır sınırının merkezi ilk kez ortaya çıkıyor.
muazzam bir kale. Buhe'nin devasa sınırları Uronati Kalesi'ne kıyasla 20 kat daha büyük bir alanı kaplıyor. Dış duvarının çevresi yaklaşık 1,5 kilometre. 11 metre yüksekliğindeki duvarları nehir kıyısına hakim durumda. Buhen Kalesi bütün görkemiyle karşınızda. Buradaki her şey insanları korkutmak için tasarlanmış. Bu bir güç gösterisi. Dış tarafa yerleştirilerek sadece Mısırlılar için değil, başka insanlar için de bir sembol olması sağlanıyor. Bu kaleler askeri gücü ve egemenliği temsil ediyor. Bu anıtların amaçlarından biri de korkutucu olmak. Devasa Buhen, düşman kuşları korkutmak için tasarlanıyor. Yapılan her akının boşa çıkmasını sağlayan gelişmiş askeri mimarisini gösteriyor. Size Orta Çağ Avrupası kalelerinde bulabileceğimiz bütün özelliklerin M.Ö. 2000 ile 1800 yılları arasında Mısır'da yapılan bu kerpiç kalelerde de yer aldığını söylersem, hayır, olamaz dersiniz. Meşhur Avrupa kaleleri inşa edilmeden 3000 yıl önce Buhen Kalesi'nde kuru kale hendeyi, güçlendirilmiş kapı yolu, mazgallı savunma siperleri ve 180 derecelik atış açısına sahip sofistike okçu delikleri vardı. Orta Çağ kalelerinin bütün sevdiğiniz parçaları Mısır'da Orta Krallık kalelerinde yer alıyor. Kalelerin korkutucu gücü amacına ulaşmış gibi görünüyor. Arkeolojik araştırmalarda herhangi bir çatışma delili bulunamadı. Şiddetin var olmayışı, bu Nil sınırının tamamen farklı bir amacı olduğuna yönelik bir ipucu olabilir mi? Delil, Buhen Kalesi'nin derinliklerinde yatıyor. Arkeologlara göre kalenin içinde değerli tahılların muhafaza edildiği devasa ambarların yer aldığı bir kompleks var. Bu tahıl ambarları Buhen'de yaşayan insanların ihtiyaç duyacağı yiyeceklerden çok daha fazlasını muhafaza edebiliyordu. Bu da bize buradaki ekonomik aktivitelere dair önemli bir ipucu veriyor. Mısır altın karşılığında tahıl veriyor. Kaleler sadece antik Mısır'ın güney bölgelerine egemen olmuyor, ayrıca Nubia'nın altın madenlerinden çıkan ticaret yollarını da koruyor. Mısırlılar için altın en önemli şey ve Nubia'da ana kaynakları. Firavunlar ve halkının zengin kesimi altın takıyor ve tabutlarını altınla kaplıyordu. Altın en büyük güç sembolüydü. Bu kalelerin inşası güneyden gelen altın üzerinde bir tekel oluşturma teşebbüsüdür. Her şeyin Mısır üzerinden gerçekleşmesini istiyorlardı. Kimse fark edilmeden bu 320 kilometrelik hattı geçemez. Askerlerle dolu kaleler, hırsızları, kaçakçıları ve akıncıları yakalamak için etkili bir takip sistemi. Bütün ticaretin kalelerin arasında gerçekleşmesini sağlayarak Mısır kendisi için en iyi anlaşmayı yapıyor. Bunlar antik Mısır dünyasının Fort Knox'ları. Altın ticareti yapıyor ve ticareti saldırılardan koruyorlar. Uronati ve Buhen kaleleri içinde bu operasyonun boyutuna dair ipuçları var. Burası bir kışla yatakhanesi. Bütün kalelerde gördüğümüz bir düzen yani. Buhen'de daha büyük ortak alanlara bölünmüş benzer kışlalar var. Küçük odaları da arkeologlar yatakhane olarak belirledi. Herhangi bir zamanda kalede kaç kişinin uyuyabileceğini hesaplayabiliyoruz. Buradaki alan epey geniş. Yan yana yatan 10 asker bu odada hiç sorun yaşamadan yatabilir. Benim antik Mısırlılara göre nispeten uzun olduğumu düşünürsek, bu odada 10 kişiyle hiç sorun yaşamadan yatabiliriz. Bu ölçüye göre Uronati'nin 400 askere ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.
Buhen'in ise binlercesine. Çok işlevli, çok amaçlı, hayat dolu ve kendine yeten, ufak şehirlere benzeyen tesisler bunlar. Bütün kale sistemi tam kapasitesinde 10 bin asker, katip ve görevli barındırabiliyordu. Bu kadar uzun topraklarda, bu kadar gelişmiş bir sınır operasyonuna sahip olmak, Antik Mısır'ın askeri anlamda zirvesiydi. Büyük piramitlerin inşasına benzer bir ölçeğe sahip. Bu mimari yapılar, bu aktivitelere olanak sağladı ve dünyanın bir ucunda, Nil'in sınırında hareketli şehirler ortaya çıktı. Antik Mısır'ın kaleleri bu eşsiz uygarlığı istilalardan koruyor ve altın ticaretini kontrol etmesini sağlıyordu. Böylece yüzyıllar boyunca firavunlara şan kattılar. Milattan önce 1. yüzyıla gelindiğinde Antik Mısırlılar artık yoktu. Ama Nil Vadisi'nin altında bıraktıkları gizemler olağan dışı kültürlerinin bir hatırlatıcısı olarak kalmaya devam ediyor. Antik Mısır'ın mirası yaşıyor. Mimari hazineleri, ilgi çekici inançları, korkutucu bir devlet gücü, yaşayanlar ve ölüler diyarı arasında yapılan altın renkli yolculuklar.